senaryolar Fatih Bey. Yani başka bir şeyler mi saklanmaya çalışılıyor onu da bilmiyoruz ama yani cinayetle ilgili senaryolar üç aşağı beş yukarı ortada. Bu konuya gelecek olursak bu anayasa dördüncü madde Cemal Enginyurt Demokrat Parti Zekeriya Yapıcıoğlu hakkında ahmak kelimesinden dolayı yargıya başvurdu biliyorsunuz. İmamoğlu da ahmak kelimesinden yargılanıyordu ve ceza alıp almadığını bilmiyoruz istinafta. Ama avukatları zannedersem önceden haber almış olacaklar ki sanki cezası teyit edilmiş gibi ve ahmak kelimesi bir kez daha yargıya taşınıyor. Burada tabii Devlet Bahçeli nerede? O soruyu sormak gerekiyor. Yani sağlığı iyi mi değil mi bilmiyorum. İyi diyor herkes. Geçenlerde de fotoğraf paylaştı ama bu kadar önemli bir konuda 3 yıl önceki sözünü kullanıyoruz. Aynı fikirdedir. Değiştiğini zannetmiyorum Devlet Bey'in. Baba Yiğit henüz doğmadı diyor bu maddenin değişmesi için. Aynı noktada olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar aynı noktada olsa bile aynı kişiyle aynı ittifakın içinde olması bile tartışılacak bir konu. 3 yıl önceki sözünü kullanıyoruz. Gerçekten Devlet Bahçeli nerede MHP? Çok merak ediyorum ve insanlar da merak ediyor. Devlet Bahçeli'nin çıkıp bir açıklama yapması gerekiyor. Ve birkaç gündür biz Devlet Bahçeli'yi görmüyoruz. En son 3 Eylül'de görmüşüz. Mehmet'le konuştum bugün. En son 3 Eylül'de gördük kendisini. Ve bugün 17'si ve bugün ne kadardı? 14 gündür Devlet Bahçeli'den haber alamıyoruz. Şimdi gelelim. Peki genelde Türkiye'de erken seçim mesajlarını kim verir diyeceğim sizlere. Diyeceksiniz ki Devlet Bahçeli. Ha, peki. Erken seçim olur mu Türkiye'de? Çünkü ana muhalefet bastırıyor. Yani sandığı bir an önce koyun diyor. Peki seçim erken mi olur yoksa zamanında mı? Sene Kasım'da sandığı getirecek, iktidarı değiştirecek. Seçim zamanında yapılacak. Seçim zamanında yapıldığı zaman acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kim olacak? Tartışma bundan ibarettir. Muhalefet erken seçim çağrısını her fırsatta dile getiriyor. İktidarsa erken seçim kapısını kapalı tutuyor. Seçim zamanında yapılacaktır. Erken seçim yoktur. Geçim var mı? Yok. Geçim var mı? Yok. Geçim yoksa seçim var kardeşim. Gerçekten arka arkaya bu kadar kısa bir süreyle bu iki seçim milletimizi yordu. Bizleri de yordu. CHP lideri Özgür Özel sloganlaşan geçim yoksa seçim var söylemini her fırsatta dillendiriyor. AKP sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt yerel seçimlerin ardından Özel'in açıklamalarını hatırlatarak geldi. Özgür Bey 31 Mart seçimlerinden çıktıktan sonra benim herhangi bir şekilde erken seçim talebim olmayacak demişti. Ondan sonra dedim ki hemen seçim çağrısı yapmayacağım. Bu seçim sonucunu kendime mal edip gel erken seçim demeyeceğim. Ama milletin sesini duy. Bu meydanları emekliler dolduruyor. 10 bin liraya geçim olmaz dedim. Bir vatandaş YouTube'da sormuş. Dördüncü madde olmasa ne olur? Dördüncü madde olmasa ne olur biliyor musunuz? Şöyle örnek vereyim ben size. Diyelim ki günün birinde Hüdapar geldi. Hizbullah'ın uzantısı olan parti. Taliban'a döneriz. Afganistan'a döneriz. Kafa bile kesebilirler yani. Sorgusuz sualsiz. Anayasa çöpe atılır. Atatürk ilke ve devrimler çöpe atılır. Demokratik Türkiye, laik cumhuriyet çöpe atılır ve ardından istedikleri gibi bir İslam devleti kurabilirler. Ve kadınlara işte yasaklamalar, çocuklara yasaklamalar, erkeklere yasaklamalar, hayatı zindan ederler. Zindan. Bu zihniyet işte eğer ki dördüncü maddenin olması bu yüzden önemli. Teklif dahi edilemez diyor. Dördüncü maddeyi size okuyayım, aklınızda bulunsun. Gelebilecek, gelme ihtimali yok da. Ha, teklif edebilir. Düşüncesini Zekeriya Bey tabii ki söyleyebilir. Ya yani dördüncü olmasın, 15. olmasın, üçüncü madde olsun, 5. madde olmasın gibi gibi yapabilir.